1. Dünya Savaşı'na kadar büyük ölçüde silahlandırılan Ermeniler, savaş başladığında vatandaşı oldukları Osmanlı Devleti'ne karşı savaşarak bağımsız Ermenistan'ı kurmak amacıyla başta Rusya olmak üzere İtilaf Devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. Osmanlı ordusunun Sarıkamış'ta yenilmesi ve arkasından İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale'ye saldırmasına paralel olarak Ermeni komitecileri, savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve ikmal yollarını kesmek için harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamışlardır. Doğu Anadolu bölgesinde Müslümanlara karşı toplu katliamlar yapmışlardır. Osmanlı hükümeti olayları önlemek amacıyla 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelge ile Ermeni komite merkezlerini kapatmış ve elebaşılarını tutuklamıştır. Belgelerle ortaya konuldu gibi 24 Nisan tutuklamaları sırasında herhangi bir çatışma ve ölüm olayı söz konusu olmamıştır. 24 Nisan 1915 tarihinde toplam 556 komite mensubu tutuklanmıştır. Durum böyle olmasına rağmen, Ermeniler tarafından tehcir kanununun çıkarıldığı tarih olan 27 Mayıs 1915 değil de, neden 24 Nisan tarihi soykırım günü olarak ilan edilmiştir? Hiç şüphesiz Ermenilerin 24 Nisan tarihini soykırım günü olarak ilan etmesinin temel sebebi, lider kadronun bu tarihte etkisiz hale getirilmiş olmasıdır. Ermeniler, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve 24 Nisan'ı bütün dünyada soykırım günü olarak ilan ederek adeta bir sanal bellek ve suni bir tarih yaratmışlardır. Ermenilerin 24 Nisan'ı, lider kadronun tutuklanmasını tehcir olayından daha önemli görmeleri oldukça anlamlıdır.